Üniversitesi'nin açılışının 96. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı. Günün altın dönemini belirten konuşma, şiirlerin okunması, okulumuz öğrencilerin hazırlamış olduğu müzikli dans gösterileri, kapanış. Egemenliğimizi bize veren Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yönetmek üzere okulumuz öğretmeni Sayın Erkan Demir'i buraya davet ediyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 96. açılış yıl dönümü. Bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktasıdır 23 Nisan. İşgalci devletlerin baskısı altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Meclisi'nin yerine bu milletin gerçek sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir 23 Nisan. Ulusumuzun egemenliği. Thank you.
Hepsi mutlu, güvenli, ışıl ışıl bakışlar Türk çocuğunda bugün. Büyük sevinç, neşe var. Yanlarına yaklaşıp dinleyelim onları. Bugünden söz ediyor çocuklar ayrı ayrı. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bugün doğdu. Atam bu güzel günü bize armağan etti. 23 Nisan çocuk bayramı olsun dedi. Yurdunun çocuğunu Atatürk çok severdi. O Türk çocuklarına sonsuz mutluluk verdi. Cumhuriyetten önce kötü bir yönetimle yıllarca ezilmişiz. Gün görmemişiz. Okullarımız ise geri kalmış. Falakada yakınları herkese korku salmış. O zamanki yasaklar ne kadar anlamsızmış. Elbette ki uygarca olamazdı yaşayış. Büyük Millet Meclisi yeniliklere koştu. Türk ulusu böylece uygarlığa kavuştu. Şimdi söz tek insanın değildir. Ulusundur. Artık Türk'ün özgür. Şimdi söz tek insanın değildir. Ulusundur. Artık Türk ne özgürlük ne de haktan yoksundur. En uygar uluslardan bir farkımız yok bugün. Bu mutluluk bu sende geçer artık. İşte zil çalınıyor. Sıra alalım hemen. Törene gitmek için çağırıyor öğretmen. Ben de o. Bando, Mehter. Bando, Mehter, geçin de. Öğrenciler törende. Yollar tekmeyle süslü. Şanlı bayrak önünde. Buyur düğünümüzde. Kutlarız köyde. Kentte. 23 Nisan bugün. Coşacağız elbette. Söyleyenler dinleyecek. Heyecanlanacağız. Sevgili Atatürk'ü yürekten anacağız. Ben de Atatürk için bir şiir ezberledim. Öğretmene törende okuyayım mı dedim. Öğretmenim uygundur. Okursun.